Ayşe! Ayşe, ben geldim. Ay! Korktun mu yoksa? Birazcık. Neden böyle sessizce geldin? Aslında sana birkaç kez seslendim ama sen hiç cevap vermedin ki. Resim yapıyordum, duymamışım. Şu resme bir de ben bakabilir miyim? Aa, çok güzel bir resim çalışması olmuş. Sanki ben bu resimdekileri tanıyor gibiyim. Sen ailenin resmini mi çizdin? Evet, şu annem, şu babam, şu da benim. Bana doğru bakıp gülümseyen kişi de sen oluyorsun. Ya şu köstebek? Sürpriz. Bana bu resmin hikayesini anlatır mısın? Şimdi sen benden bu resmin hikayesini mi dinlemek istiyorsun? Evet. Öyleyse sana çok güzel bir hikaye anlatacağım. Hazır mısın? Evet. Bir varmış, bir yokmuş. Mutlu bir aile varmış. Bu aile güneşli bir Ramazan gününde bahçelerinde iftar yapmaya karar vermişler. Kilimi de bunun için sermişler. İftar topu patlayınca yemeklerini hemen yemişler. Hayır, öyle olmamış. Peki ya nasıl olmuş? Kilimi serdikleri yerin altında bir köstebek yuvası varmış. Yuvadaki köstebeğin de karnı çok acıkmış ve dışarı çıkıp bir şeyler yemek istiyormuş. Kilim serili olduğu için de... Dışarı çıkamıyormuş. Kilimin altında bir o yana bir bu yana geziyormuş. Çok gezmesin, gıdıklanırım ben. Zaten kilimin üstündekiler de gıdıklanmaya ve gülmeye başlamışlar. Ama köstebek bu durumdan hiç memnun değilmiş. Hey, kim var orada? Niçin yuvamın üstünü kapattınız? Diye bağırmaya başlamış. Herhalde bu ses nereden geliyor diye kilimin altına bakmışlardır. Hayır, önce etraflarına bakmışlar. Ama kimsecikleri görememişler. Köstebek iyice sabırsızlanmaya başlamış ve ''Ben buradayım, aşağıdayım, serdiğiniz kilimin altındayım.'' diye seslenmiş. Aile de kilimi kaldırıp bakınca sevimli köstebeği görmüşler. Evet, yalnız bu sevimli köstebek çok mutsuzmuş. Hatta çok üzgünmüş. Neden? Çünkü ayağına bir diken batmıştı o yüzden. Eyvah! Sonra ne olmuş? İşte bu sevimli kızın annesi köstebeğin ayağındaki dikeni çıkarmış. Köstebek çok mutlu olmuş ve teşekkür etmiş. Sonra da hep birlikte yemeklerini yemişler. Daha değil. Henüz Ramazan topu patlamamış. Akşam ezanı da okunmamış. O yüzden bekliyorlarmış. Peki beklerken bir şey yapmışlar mı? Evet yapmışlar. Köstebeğin en sevdiği oyunu oynamışlar. Köstebeğin en sevdiği oyun neymiş ki? Hadi benimle gel. Nereye gidiyoruz? Köstebeğin en sevdiği oyun ceviz oyunuymuş. Bu topları ceviz olarak düşün. Şimdi ne yapacağız? Yarışmacılar sopaları ellerine alır. İkimiz yarışacağız galiba. Şimdi bu sopalarla cevizlere, yani şu küçük toplara vuracağız. Su. Ha, su mu? Su. Ha? Önce kim başlıyor? Tabii ki ben. Hadi, şimdi sıra sende. Hey, ben kazandım. Ceviz oyununu ben kazandım. Ama henüz kazanmamış da olabilirim. Şu oyunu baştan anlatsana. Hem ben de öğrenmiş olurum. Oyuncular sırayla cevizlere vururlar. Kimin cevizi daha uzağa giderse diğerine bir bilmece sorar. Eğer oyuncu bilmecenin cevabını bilemezse diğeri kazanmış olur. Ve oyun bu şekilde devam eder.
senin cevizin yani topun daha uzağa gittiğine göre bilmeceyi sen soracaksın. Evet, şimdi söyle bakalım. İğnesi çok olduğu halde kim dikiş dikemez? Baban mı? Hayır, benim babam çok iyi bir terzidir. Oyuncu köstebek mi? Hayır, yine bilemedin. Bilmecenin cevabı kirpi olacaktı. Doğru ya, kirpiler dikemez. Onların iğne gibi dikenleri vardır ama dikiş dikemezler. Tebrikler Ayşe. Peki, anlatmış olduğun hikayede oyunu kim kazanmış? Tabii ki anne. Hem biliyor musun? Neyi? Bahçede iftar yemeğini yiyen o aile ve köstebek, yemekten sonra iftar duasını yapmayı da unutmamışlar. Sen de iftar duasını biliyor musun? Elbette biliyorum. Allah'ım, seni çok seviyorum. Verdiğin nimetler için sana çok teşekkür ederim. Tutmuş olduğumuz oruçları kabul et. Amin.